Elimizden geldiği kadar misafirperverliğimizi ve hoşgörümüzü göstereceğiz. Bodrum'la ülke tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yabancı gazetecilere yönelik düzenlenen program kapsamında ilk kafile kente geldi. Çeşitli milletlerden 700 gazetecinin ağırlanacağı kente ilk olarak 35 Fransız basın mensubu geldi. Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı, Bodrum Belediyesi ve Tav tarafından turizmde yaşanan krizi aşmak amacıyla Ortaklaşa düzenlenen Turizm 2016 yılı eylem planı kapsamında Bodrum'da Haziran ayı sonuna kadar 700 gazeteci ağırlanacak. Bu kapsamda ilk olarak Fransa'dan 35 gazeteci ve televizyoncu kente geldi. Botal ve Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, Bodrum Trafo Akan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki tanıtım toplantısında Fransızları karşıladı. Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Uluslararası Yat Yarışmalar Organizasyonu Başkanı Süleyman Uysal, Tav Pazarlama Koordinatörü Serkan Karatay, Deniz Ticaret Odası Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı ve eski Fransa Fahri Konsolosu Gündüz Nalbantoğlu ile Türk turizmciler de toplantıya katıldı. E, ilk sonra sırasıyla Toplantı öncesi Bodrumlu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Turizm Gazetecileri Derneği Başkanı Philippe Monacon, Fransız turistler, Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere Kapadokya ve Antalya'yı tanıyor. Ancak Bodrum yeteri kadar bilinmiyordu. Bu nedenle Bodrum'u ülkemize daha iyi tanıtmak için daveti kabul ettik. Son günlerde Fransa, Belçika ve Türkiye'de yaşanan terör saldırıları ne yazık ki artık dünyada terörle yaşamamız gerektiğini ortaya koydu. Evde saklanmak, tatilleri iptal etmek değil, aksine tatile çıkmak ve sokağa çıkmak gerekir. Türkiye'ye geldiğim andan, havalimanından itibaren Türkiye'nin Fransa'dan daha güvenli olduğunu anladım, gördüm. Bu nedenle Fransa'da yapacağımız tanıtım yayınlarında, kesinlikle Fransız turistlerin Bodrum'a ve tatil yörelerine gitmelerini önereceğiz. Ayrıca sizlerin Türk gibi kuvvetli sözüne inanıyoruz. Bu nedenle turizmde sizlerle işbirliği yapmaktan, Bodrum'u ve Türkiye'yi yeni şekilde ülkemizin insanına tanıtmaktan mutluluk duyacağız, dedim. Başkan Kocadon'un danışmanı Özay Kartal, Yaklaşık 40 dakika boyunca Bodrum'un mavi yolculuğunu, turistik koyları, tarihi, kültürü, pazarı ve geçmişiyle Sinevizyon eşliğinde bilgi verdi. Haziran ayı sonuna kadar birçok milletten 700 gazeteci ağırlayacaklarını belirten Kocadon, amacımız turizmde yaşanan olumsuz imajı, Bodrum'un kültürel, tarihi ve mavi yolculuğuyla 40'a yakın destinasyonu ve tanıtım pozitif haber akışı sağlayarak karize minimum seviyeye indirmek. Her ne kadar belediye başkanı olsam da Bodrumlu bir turizmci olarak 24 yıldır bir Fransız tatil köyü çalıştırıyorum ve Fransız turistleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi. Fransa'nın Nice kentiyle kardeş şehir olma çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Kocadon, mülteci sorununa da değinerek, "Ancak bunu sadece tek bir ülke olarak değil, turizmde de işbirliğiyle aşabiliriz. Sizleri Bodrum'a davet etmekteki amacımız da burada terörün olmadığı, mülteci sıkıntısı yaşanmadığını görmeniz ve toplumlarınızı aktarmaktı. Üç gün boyunca burada yapacağınız gezilerde ne görüyorsanız lütfen aynen yansıtın. Bodrum yaklaşık 50 ülkenin vatandaşının yaşadığı BM topluluğu gibi bir kenttir. Yolu sevgiden geçenler mutlaka bir gün Bodrum'da buluşur. Bodrum'da herkes kendi Bodrum'unu yaşar dedi. Kocadon Fransız gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Toplantı sonunda gazetecilerle birlikte ellerini havaya kaldıran Kocadon, birlik olursak sadece turizmle değil, her konuda başarılı olur, her sıkıntı yaşarız dedi. Bodrum'da üç gün kalacak Fransız gazetecilerin sualtı arkeoloji müzesi, antik tiyatro, Mindos kapısı, Gümüşlük, Bodrum pazarı, tersaneler bölgesini gezeceği, mavi yolcular çıkarak, koylarda çekim ve röportajlar yapacakları belirtildi. Bundan sonraki gazeteci grubunun Nisan ayı sonunda Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dan geleceği belirtildi.